Ben de bu biraz kiloya vurdu, yemeğe vurdu. Kaç kiloydu? 120 kiloya kadar çıktım. Oo. Evet, 120 kiloya kadar çıktım. Ben de estetik hiç yok. <laughs> yani doğal, ama yani mesela şunu söyleyebilirim kilolu olduğum dönemden yani kilolu olduğum dönemle bugünkü halimi yan yana getirsek sanki bir e, estetik var algısı evet. doğabilir. Hı hı. Asiye karakterine yakıştırdığım ve aklıma gelen ilk isim öykü oldu. Sevdiklerine sahip çıkacak olgunluğu gösteremediğinden dolayı ağır bedeller ödemek zorunda kalan bir adam. İnsana ve hayata dair tutkumu keşfetmem için hı hı. bana bir e, araç hı hı. veriyor. Merhabalar, bu hafta konuğumuz Akın Akın Özür. Merhaba Akın. Merhabalar. Nasılsın? İyi vallahi nasılsın? Abi öyle bir popülersin ki yani Instagram'a bir fotoğraf atıyorsun. Sonra ben rastgele mesela Twitter'a giriyorum o gün. Twitter'da TT Türkiye gündeminde birinci sıradasın. Herhangi bir şey yazıyorsun Türkiye gündeminde birinci sıradasın. Kaç 3 milyon takipçim falan var galiba değil mi? Instagram'da bayağı bir... Evet 3.1 milyon. 3.1 milyon. Ya hayatı böyle yaşamak zor mu? Ya attığın her adım gündem olurken hayatı böyle bunun izinde yaşamak nasıl bir şey? İşin, yani işin ilginç tarafı ve <laughs> belki de güzel tarafı bazen benim koyduğum bir fotoğraf değil de beni ziyarete gelen bir hayranımın çektiği fotoğraf bile bazen hani gündem olabiliyor yani illa hani benim Instagram'a koyduğum bir fotoğraf <laughs> değil bazen sadece hani düşen bir kare bile evet. böyle bir işte Twitter'da falan gündem'e taşıyabiliyor beni. E bu tabii yani çok insanı hem motive eden bir şey Hı -hı. ama aynı zamanda mesafeli duruşunu Hı -hı. koruması gerektiren bir mecra diye görüyorum. Ee, hani sosyal medyayı genel anlamda e tabi bunu yönetmek hani bunu burada bir dengeyi korumak zorlayıcı Zor. ama bir yandan da keyifli. Keyifli. Senin hikayen Ankara'da başlıyor. Evet. Konservatuvar mezunu bir anne var. Bir de e, baban da devlet işleriyle ilgileniyor. Evet. Evet. Ee, devlette çalışıyor uzun süre ve sen ondan sonra matematik ve fen okuyorsun. Hı hı. Aslında Lisede. nereden çıkıyor bu matematik ve fen merakı? Problem çözmeye duyduğum Hı -hı. ilgimi, Hı -hı. Ee, hani böyle lise döneminde işte zaten MF seçmiştim, matematik fen seçmiştim. Ee, annem beni konservatuara yönlendirmek istese Hı -hı. bile, hani ben bu yolu tercih ettim dedim. Ondan sonra matematik fenle uğraştım. O süreçte de böyle bir matematik problemlerini çözmeye karşı bir ilgim gelişti. Hı -hı. Ondan sonra bunu üniversitede de devam ettirmek istedim. Ondan sonra işte e, yurt dışında da uygulamalı matematik bölümünü seçtim ama sonunda e, meslek olarak oyunculuğu seçtim. Oyunculuktaki problemleri çözmeyi tercih ettim diyebilirim. Etkisi var mı? Matematik çok oyunculuğa. var. Çünkü e, oyunculuğa karşı daha farklı bir bakış açısı geliştirmemi hı hı. sağladı ve bunun sonunda da aslında hani oyunculuğun içinde de bir matematik olduğunun e, genel anlamda sanatın da içinde matematik olduğunu fark etmemi sağladı. Ve buradaki, bu alandaki problemleri çözmek beni daha fazla heyecanlandırdı. Hı. Ondan dolayı da bu yolu seçtim. İyi ki de seçmişim. Güzel peki. Hep yakışıklı bir adam mıydın? Ee, hep kendimle barışıktım. <laughs> ee, hatta lise döneminde özellikle artık benim ergenliğimin yansıması diyeyim. Hani mesela işte o dönem çoğu arkadaşım sivilce çıkarırdı, Ben de bu biraz kiloya vurdu, yemeğe vurdu. Kaç kiloydu? 120 kiloya kadar çıktım. Oo. Evet, 120 kiloya kadar çıktım. 120 kiloyu gördüğümü hatırlıyorum. Yani manuel <laughs> e, tartı vardı. Sonra bıraktınız. E, 120, zaten. yani 120 görüyordum. E, sonra da bıraktım. <laughs> e, baba ve anneye de yüzde. Kesmiştim. Soruyorlardı <laughs> onlar biraz hani kilo aldın dikkat et şudur budur. Onlara yüzde fikse ben 120'yi görmüştüm. Ee, ondan sonra fakat bu dönemde de ben yine aynaya baktığım kişiden, aynada gördüğüm kişiden memnundum. Hı hı. Bu kişiyle ilgili barışıktım. Ama e sonrasında bir fazlalığım olduğunu anladım. Hı hı. E ve bununla ilgili de ee, daha fazla hani artık tembelliğimi Hı -hı. devam ettirmemem gerektiğini gördüm. ve Ondan sonra işte hala daha devam ettirdiğim bir takım e, hayat alışkanlıklarını Hı -hı. kazandım. Ondan dolayı iyi ki de aslında böyle bir değişim dönüşüm yaşamışım. Hı -hı. Spor olsun, beslenme olsun bunlarla ilgili bir bilinç gelişim bende. Ve hala da bunu devam ettiriyorum. Ve dediğim gibi o belki de aynada gördüğüm kendimle e, yani barışık olduğum o kişiyi hmm. şu an eyleme geçerek o gün aldığım kararla eyleme geçerek hmm. daha iyi ifade edebiliyorum hmm. daha iyi somutlaştırabiliyorum hmm. belki de peki bir yandan da mesela ilginç çizimlerim var hmm. çok keskin mesela hmm. şey sormuşlar estetik var mı falan diye ben de estetikçi yok <laughs> Yani doğal ama yani mesela şunu söyleyebilirim kilolu olduğum dönemden yani kilolu olduğum dönemle bugünkü halimi yan yana getirsek sanki bir e, estetik var algısı Hı -hı. doğabilir. Hı -hı. Ama yok. Hı -hı. Yani bu tamamıyla hani şey <laughs> benim o e, üzerimdeki fazlalığı attıktan sonra ortaya çıkan Hı -hı. halim. Peki dedik doğal ya... estetik Ne diyeyim? Güzel. Peki dedik ya çok popülersin. Çok beğeniliyorsun. Çapkın mısın? Çapkın mıyım? <laughs> ee, yok ben çapkın değilim ama eee flörtözümdür. Hı hı. Ha var mıdır öyle? Evet. Severim o bence. Hı hı. Bence çok e, bence çok e, insanı besleyen bir hı hı. E, enerji. E, insanı çok besleyen bir damar. Ondan dolayı hani ben kendimi çapkın olarak görmüyorum ama e, flörtöz olduğumu söyleyebilirim. Hala da ben kız arkadaşımla hı hı. flörtleşiyorum. Hı, hı. Sizin ne kadar, beş sene mi oldu? Beş Beşinci şey senenin içindeyiz. Ya peki, tabii sen daha bu kadar şöhret olmadan önce başlayan Hı -hı. bir ilişki bu. Hı -hı. Sonra ilişki tabii, sen şöhret oldun, ilişki devam etti. Hı -hı. Ee, i̇nsan belki hani şey, doğru bir Hı -hı. sorun bilmiyorum ama bu kadar popülerite ve talep varken nasıl tek eşli ve şey kalmayı başarabiliyor acaba? Belki de işte flörtözlüğün burada şeyi vardır, <laughs> katkısı Aydın vardır, sıra. sürekli evet. e, biz ilişkimizi diri tutabiliyoruz. Hı -hı. Hani şu benim için çok değerli, bir takım e, bu popülerliğim artmadan önce daha gerçek bir yerden kurduğum bir bağ var. Hı hı. Ve bu bağ hala benim için geçerliliğini devam ettiriyor. Hı hı. Hala benim için en değerli hı hı. ilişki. Ondan dolayı da e, bunu gün geçtikçe güçlenerek hı hı. devam ettiriyoruz. Peki tavlar mısın, tavlanır mısın? Ben hep ilk adımı atan oldum. Har ya. Evet. Ama bu centilmenliğimden kaynaklıdır. Attığım adıma karşılık bulacağımı biliyordum. Ha biliyorsun ama. Ama centilmen olarak Hiç atmak oldu. Mu? Olmaz mı? Oldu mu? Olmaz mı? A ağır redlerim oldu benim. Sonra pişman olmuşlardır ama. Dö dönen oldu mu öyle? <laughs> o da oldu. O da oldu. Ee... Ama kabul edilmedi mi? Ya artık geç geçti. E, yok zaten yani yeri orasıymış. O zaten <laughs> benim aradığım o retmiş. <laughs> yani o retmiş, o bana itici kuvvet oluyor. Ondan sonra hani zaten o artık hani kitabımızın o şeyini, Hı -hı. E, bölümünü kapatmış Hı -hı. oluyoruz. Yani o, o kişinin benim hayatımdaki yeri onunla kuracağım bir birliktelik değil de Hı -hı. daha çok beni reddedip onun itici kuvvetiyle benim daha iyi bir ben halime Hı -hı. E, gelmemmiş. Hı -hı. Peki hiç aldattın mı veya aldatıldın mı? Ben hiç aldatmadım. Hı -hı. Hiç aldatmadım. Aldatıldım mı onu bilmiyorum. Hı hı. <laughs> hani sadık bir adamsın herhalde. Sadık bir adam. Çünkü yani aldatılmak ve bu sadakatle ilgili şöyle bir benim bakış açım var. Bu biraz hani kişinin kendini aldatması ve hı. bence kişinin kendiyle ilgili bir hani sadakatsizliği gibi görüyorum. Hı. Yani orada bir şeylere kişi kendisi yenik düşüyor. Ve hani ondan sonra bunun acısını başkasına yaşatıyor. Ondan dolayı tabii böyle baktığım için çok o aldatma ya da sadakatsizlik şeyine durumuna düşmeme izin vermiyorum. Peki oyunculuğa geçersek oyunculuk sana Hı. ne ifade ediyor? Oyunculuk bana ne ifade ediyor? Bunlar da işte en en şey sorulardır, zor sorulardır. Çok hani yaptığımız meslek olduğundan yani mesela dolayı hani çok, şöyle çok, çok 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 doluyum. Hani, öyle... Evet hani oynamazsam ölürüm falan gibi hani açıklamalar vardır ya mesela oynamazsan evet. ölürüm noktasında mı senin için bu meslek? Şimdi yani şöyle aslında bir şöyle bir şey getireyim, bir yorum getireyim buna. Hı -hı. Şimdi. Oynamaktan öte biraz oyunculuk, hani aslında eylem yapmak. Hı hı. E, nitekim tam aslında İngilizce'deki karşılığı bu oluyor yani hı. act. Ve biz insanlar olarak zaten aslında sürekli hayatta kalabilmek için bir eylemde bulunmak zorundayız, hı hı. eylem yapmak zorundayız. Ondan dolayı bu çok zaten bizim hayatımızın içinde yer alan bir şey. İnsan olarak eğer evet, eylemde bulunmazsak ölürüz. Evet. Aslında bu anlamda yani oraya çıkıyor. Ama ben oyunculuğu seçmemdeki en kilit sebep, insana ve hayata dair tutkumu keşfetmem için bana bir araç veriyor. Ondan dolayı da ben bu aracı kullanmayı ve bu araçla insana ve hayata dair kavrayışımı, anlayışımı geliştirmek istiyorum. Peki Jön olduğunu düşünüyor musun? Yeni nesil jön. <laughs> Evet, ee, senin için e, öyle benzetmeler e, var mesela yeni hani... nesil yöndendi be, ben de o e, tanımlama Hı. aslında benim çok e, hoşuma gitti. Hani neyimiz öyle? Niye? Çünkü daha böyle bir yeni nesil dokunuş gibi Hı -hı. hissettiriyor bana. E, hoşuma gitmişti. E, yani Jönlükten öte aslında şu daha doğru olur. E, hani leading actor deniyor ya mesela. Hı -hı. Hani lead yani e, liderlik eden başrol oyuncusu hı hı. yani aslında Jön'ün karşılığı, karşılığı budur ve bence evet yani bu anlamda ben e, bu sorumluluğu almaktan bu sorumlulukla uğraşmaktan yani bir hikayeyi taşıyan oyuncu hı hı. olmak hikayenin sorumluluğunu üstlenip o hikayeyi e, ilerletmekte bir lokomotif görevi gören oyuncu olmaktan bu sorumlulukla uğraşmaktan memnunum. Hmm. Bu beni diri tutuyor ve hani bu sorumluluk beni geliştiriyor, bana öğretiyor, bana çok katıyor. Hmm. Ondan dolayı bu anlamda evet. Yani peki şimdi birçok oyuncu çıkıyor. Bir sürü dizi başlıyor, bitiyor. Nasıl ayrışıyorsun onlardan? Şimdi hepimizin biricik bir parmak izi var hmm. bildiğiniz gibi. Bizi herkesten ayrıştırdığı gibi biz hmm, o kendi özgünlüğümüzü o parmak izimizin imzasını ne kadar yüksek verimlilikle ifade edersek bence o kadar hı hı. E, ayrışıyoruz, o kadar hani farklı bir dokunuş getirebiliyoruz hı hı. E, yaptığımız mesleğe. Bu sadece bu arada hani bence e, oyunculukla sınırlanabilecek bir şey değil, bütün meslek dallarında. Ee, bu geçerli. Ne kadar siz o parmak izinizin size kattığı o özgünlüğü daha iyi yaptığınız işle aktarabiliyorsanız, e, ifade edebiliyorsanız bence o kadar ayrışıyorsunuz, o kadar farklı oluyorsunuz, o kadar özgün oluyorsunuz, o kadar parlıyorsunuz. Yani. Güzel. Peki bir yandan da kaderimin oyunu başladı evet. yeni dizin. Evet. Orada Cemal karakteriyle karşımızdasın. Hmm. Cemal'i sen nasıl anlatırsın? Senin gözünden nasıl bir adam Cemal? ben ben Cemali şöyle tanımlıyorum. Böyle tek bir cümleyle sevdiklerine sahip çıkacak olgunluğu gösteremediğinden dolayı ağır bedeller ödemek zorunda kalan bir adam. Hı hı. Sen kadere inanıyor musun? Kadere inanıyorum. Ama tabii bu kaderle neyi, neyi? anladığımıza bağlı. Ama senin bir kader tanımlaman var çok güzel. Evet. Biraz önce konuştuk diye evet. onu konu söylese ben onu asla aklımda tutamıyorum tamam, çünkü. Tamam <laughs> ben onu tekrar söyleyeyim. Şöyle görüyorum Kader'i. Ee, içimizdeki boşluğu doldurmak için ihtiyaç duyduğumuz dersleri bize öğretmeye çalışan ve öğretene kadar da bunu farklı oyunlarla sürekli karşımıza çıkaran, seçimlerinde bizi özgür bırakan ama sonuçlarında bizi sorumlu tutan, Hı -hı. bizi sonuçlarına tutsak bırakan... Hı -hı. Anladığımızda özgürleştiğimiz Hı -hı. hayat senaryomuz. Vay güzel, <laughs> güzel. Nasıl buldun bunu? Ben bunu azar, bak üçünü tekrarlayamam yani. <laughs> ben ben felsefeyle ilgileniyorum. Hatta şey daha yeni de felsefe bölümünden mezun oldum. Ondan dolayı da tabii bu felsefeyle ilgili de okumalarım da bu tip konulara Hı -hı. ait böyle Hı -hı. bir e, bir sürü düşünce geliştirmemin vesile oldu. Hı -hı. Şimdi de işimizin adı Kaderimin Oyunu olunca bir tekrar tabii bütün bunları tazeledim. Hı -hı. Ve hani böyle bir e, şey tanımlama geliştirdim. Çok güzel Öykü Karayel ile birliktesiniz evet. Başrol'de. Evet. Sen galiba bu senaryoyu okuduğunda ilk keşke Öykü olsa demişsin değil mi içinden? Şöyle e, senaryo okuduğumda e, Asiye karakterine yakıştırdığım ve aklıma gelen ilk isim Öykü oldu. Hı hı. Ondan sonra hatta bu bu fikrimi de paylaşmak istemiştim. Ben paylaşmadan zaten e, Öykü ile imza noktasına gelindiği söylendi. E tabii bu da hani e, hem yapımla hem yönetmenimizle demek ki ortak bir vizyona sahip olduğumuz hı hı. hissini verdi bana ki bu da e, projeye olan inancımı daha da pekiştirdi. Çok güzel. Peki bir yandan da biraz önce dedi ki sert yüz hatlarım var diye. Evet. Sert bir adamsındır, maço musundur? yerine göre herhalde yerine göre yani biraz e, yüz karakter isteyim e, hani hatlarım keskin sivri daha hani böyle bir algı Hı -hı. doğurabiliyor e, ama hani bu benim tabii ki de e, genel tavrım ve tutumum değil Hı -hı. ama benim de e, kendime göre kırmızı çizgilerim var Hı -hı. bazı e, çok hassas olduğum değerlerim var bunlarla ilgili tabii ki de e, bunlar taciz edildiğini hissettiğimde yani bunlara bir taarruz, hmm. bunlara bir saldırı hissettiğimde e, tabii ki de Tepkili. ben de insan olarak hmm. bir tepki veriyorum hmm. ama yüz hatlarımdan kaynaklı hmm. bazen bu tepki verdiğimin daha ötesinde <laughs> e, anlaşılabiliyor. <laughs> Onu ben de hani bu süreçte daha iyi fark ettim. <laughs> Çünkü ben orada içinde ne yaşadığımı biliyorum fakat e, yüz karakteristliğimden hmm. dolayı bu çok daha farklı bir yere hmm. çekilebiliyor. Çok daha farklı anlaşılabiliyor. Bu da dikkat etmem gereken hmm. bir unsur peki stoklar mısın hiç? Yok. Instagram'da hiç stokladın kimse yok mu? Gizli gizli şöyle bakayım. Gizli gizli hani bakmıyorum. Yani bakıyorum. Hani stoklama, <laughs> stoklama biraz daha değil mi? Yani daha gizli. Evet, ama takip etmeden hani takip tamam. etmeden de şunun hesabına gireyim bir bakayım dediğin kimse yok mu? Tabii ki de oluyor. Yani sonuç itibariyle hani bir isme denk geliyoruz. O ismi e, artık hani Instagram oldu bunun yeni adresi. adresimiz stokladı. Vallahi abi vallahi bilmiyorum. Yani en son kimi stokladım? Şu an e, isim veremem. Peki düşünüyorum ama. Yok yani çünkü ben hani bir de böyle bir şey yani o stok böyle daha hani gizli hesaplar <laughs> üzerinden falan bir takım böyle takipler yapıyor. Benim, benim ne hesabım var? Benim de mı? fake hesabım var? <laughs> hani biraz da hatta böyle şey de zaten hani Instagram kullanımımla ilgili de <laughs> çok böyle hani aktif bir kullanıcı değilim. Hatta biraz ne diyeyim yani artık böyle şey Instagram şeyim yani hani acemisiyim. Ama, Genel anlamda ha, peki sosyal o zaman medya noktasında. topluyorsun yanlışlıkla elindeydi likeladın. Evet. Şimdi adam diyecek ki kadın veya işte akın akın özü beni likeladı. Like'a geri mi alırsın? Takibe mi alırsın? Rezil olduk deyip. Yani <laughs> eğer o benim gerçekten beğenip likeladığım bir şeyse, Bırakın bir fotoğrafsa mısın Tabii bırakırım. Yani o zaman zaten ben gerçekten hani şey yapmışımdır. Hani hoşlanmışımdır <laughs> o fotoğraftan. Like'lamışımdır. Çünkü ben zaten hani kendi hesabımla bakıyor olacağım. Ondan dolayı stop değil diyor Çünkü <laughs> hani bir gizli tabii, tabii, bir orada. takip değil. Evet. Yani ben açıp hani bakıyorum. Çünkü artık hani yeni dönemde Instagram'dan e, daha birileri hakkında fikir elde edinebiliyoruz. Hani o görsellerden kaynaklı daha iyi tanımak için, bakmak için hani girip kullanabiliyoruz. Hmm. Ama ben bunu bir gizlilikle değil, yani açıksa da kendi hesabımda ben bu şekilde girip bakıyorum. Hmm. Peki DM'lerin açık mı mesela? Mesaj atabiliyor açık. muyuz sana? Açık evet atılabilir. Çok ahlaksız teklif geliyor mu? Bakıyor musun oralara? Ben bakıyorum. Yani e, şöyle yani tabii ki de diyemlere bakabilmek pek mümkün olmuyor. Hı -hı. Eğer ben diyemlerime bak bak istersem ben bir kere işimi yapamam. Hı -hı. Benim tamamıyla bütün mesaimi oraya Hı -hı. harcamam gerekir e Tabii ki de zaten böyle bir şey ne benim tercihim ne de zaten hani bir yapılabilirliği Hı -hı. var. Fakat diyemlerimi şöyle açık tutuyorum bir şeylerin mevcutiyetinde ve varlığında verdiğimiz tepkiler Hı -hı. bence değerlidir. Hı -hı. Ee, ondan dolayı da hani ben bir şeyleri yok etmek, yok saymak değil, onların varlığında ben e, ne kadar oraya, o diyemlere bakmaya kapılıyorum, kapılmıyorum. Bununla ilgili ne kadar kendime e, hakimim, evet, ha, ha, ne biliyorsun. kadar e, o prensiplerimi devam ettirebiliyorum, duruşumu koruyabiliyorum. Ondan dolayı bu da böyle bir benim e, kendime küçük ne derler e, antrenmanlarım, Hı -hı. küçük böyle oyunlarım. Hı -hı küçük şeylerim, kendimi tartma mekanizmalarım değil. Güzel, peki yapmaya başlayınca duramadığım bir şey? Bazen elim saçıma gidiyor böyle. <laughs> Ona bir, bir kapı... <laughs> başlayınca devam bir, ediyor. Bir, mı? bir kapılınca böyle bazen tutamıyorum. Hatta ee, böyle saçımın şurasında vardır çok küçükken. <laughs> bayağı yolmuşum. Hadi. Böyle bir küçüklükten gelen böyle bir elimin saça gitmesi var. Durduramıyorum başladıkça. Peki yaparken yakalandığın ve en utandığın şey? Ya sanırsam şu oluyor. Böyle bazen <laughs> mesela bir şey izlerken ya da bazen işte kendi sahneme ait hani bir böyle bir repliği kendi kendime böyle tekrarlıyorum. <laughs> kendi kendime mesela hani <laughs> ha, söylüyorsun bu söylüyorum ya. yapmaya çalışıyorum falan ama ortamdan kopmuş oluyorum. <laughs> ve Bir anda hani tabii bakışları üzerimde hissedince <laughs> böyle bir onu bir garipsediğim arada böyle hani Güzel. o şekilde yakalanınca utandım oldu. Güzel. Peki son olarak sevgilinin odasında Evet. Bir obje olsa. Sevgilimin odasında bir obje olsam. Ne olurdun? Poh, güzel soru, bir dakika. Ne, ne, ne olur, e şöyle e, soruyu bir şey yapayım, ne olur muydu yani o ne benim olurdu? ne olmamı ister Yok miydi yoksa ne olur? ben onun neyi olmak isterdim? Sen onun neyi olmak isterdin? Ya Sandra e, şeyle ilgili, e, adı nedir, hmm. <laughs> böyle çok e, yüz bakımına önem veriyor, <laughs> böyle bir takım şeyleri var. Kremleri yani. var ve onlar böyle çok değerli böyle şeyleri falan da çok böyle hoş oluyor. Kutuları Hı. falan. Herhalde böyle o, o kremlerinden birini mi? olmak isterdim. Böyle güzel. her gece yatmadan önce hem de güzel. böyle bir onun yüzüne bir dokunmuş evet. olurdum. Güzel böyle cevap. onun hassasiyetiyle böyle güzel böyle bir ona bayağı bir zaman ayırır. Çünkü evet. onun bir ritüeli var böyle. Evet. Tatlı tatlı sürer eder. Herhalde Hı. o krem olmak isterdim yani. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Için. Çok sağ ol. Aa, çok çok memnun, oldum. Ben de memnun oldum. Aynen öyle. Benim için de görüşmek üzere iyi hafta sonları